Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar herkese, herkes hoş geldi. Tek uzam eğitim uzmanı Rukiye Tuğba ben arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar Kadir Hocam, Yusra Hocam, Hakan Hocam. Hepiniz Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim Yusra Hocam. Çok iyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım. Umarım herkesin keyfi çok yerindedir. Herkes yeniden hoş geldi arkadaşlar. Nasılız? Keyiflerimiz nasıl? Çok güzel. İyi olmanıza çok sevindim. Bugün EKPSS ile alakalı bilgilendirme sağlayacağım. Şu an içimizdeki öğrencilerimizin tamamı EKPSS'ye hazırlanıyor değil mi? Birazdan zaten tanışacağız. Ebru Hocam çok naziksiniz, çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. <laughs> Kimler hangi bölümleri okudu? Daha önce EKPSS'ye girdik mi? Hadi bakalım, başlayalım tanışmaya. hangi bölümler mezunuyuz? Fizyoterapi ön lisans. Yüsra hocam girdiniz hangi bölümden girdiniz? Çok güzel. Çocuk gelişimcilerimiz var içimizde. Harika. Büro yönetimi ön lisans. Çok güzel. Veteriner hekim Bekir hocam harikasınız. Lisans mezunusunuz o zaman. İşletme lisansım bitiyor bu yıl. Ayşe hocam çok güzel. O zaman siz lisans düzeyinden atanabilirsiniz. Azat hocam da Türk Dili ve Edebiyatı ilk kez girecek sınava. Bu sene sağlık bölümünden gireceğim. Çok güzel Ebru hocam. Harika. Sağlığında atamaları çok fazla. Akamı yönetimi Mustafa hocam. Sanıyorum siz kayıtlı öğrencimizsiniz. İçimizde kayıtlı öğrencilerimiz var mı? Kimler kayıtlı? Böyle birkaç isim tanıdık geliyor. Evet Bekir hocamı hatırladım. Ee, Mustafa hocamı hatırladım. Ceyda hocamı da hatırlıyorum. Hatta kayıt işlemlerimizi birlikte tamamlamıştık. Oradan hatırlıyorum. Ebru hocam. Yusra hocam siz kayıtlı mısınız? Ebru hocamı da hatırladım. O, sanıyorum sizin de kaydınızı ben almıştım. Çok güzel. içimizde kayıtlı olacaksınız. Aa, çok güzel. Tamam. O zaman sizi de kayıtlı tayfaya yazabiliriz. <laughs> çok güzel arkadaşlar. İçimizde kayıtlı öğrencilerimiz de var. Harika. E şimdi biliyoruz ki arkadaşlarım EKPSS özel bir sınav. İki yılda bir kez yapılan bir sınav. Belirli koşulları sağlamamızın gerekli olduğu bir sınav. Bu arada son olarak bir de şunu öğreyim. Kimler daha önce bu sınava girdi? Sınavda kaç puan aldık? Girenler kimler? Girdiysek kaç kere girdik? Çok güzel kaç puanlar aldık? Nasıl şu an seviyelerimiz? Yusra hocamın ikinci girişi harika. Orta öğretimden girdim 83 puan aldım. Kötüydü diyor Yusra hocam. <laughs> Şaşırmadım olsun. Eğer bir destek falan almadıysak tabii ki de çok normal arkadaşlar. Kötü söylemeyeceğim. Tamam hocam söylemem. Ben girdim ön lisanstan son, son girdiğimde 73 aldım. Harika, çok güzel. Güzel bir puan Ebru Hocam. Tabii ki çok daha üstüne ihtiyacımız olacak. Tamamdır. O zaman içimizde tecrübelilerimiz de var. İlk kez tecrübe edinecek olan öğrencilerimiz de var. Orta öğretim, Ön lisans ve lisanstan mezun olan öğrencilerimiz de var. Şimdi biliyoruz ki arkadaşlar EKPSS'de karma bir sınav yapılıyor. Yani belirli engeli olmayan öğrencilerin gerek orta öğretim olsun, ön lisans olsun, lisans olsun aynı sınava giriyoruz. Ve EKPSS'ye girebilmemiz için bizim minimumda arkadaşlarım engelimizin 40 oranında ve bu oranın üzerinde olması gerekiyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Yani bu raporda bir belirtilmesi gerekiyor. Eki bizim genelde EKPSS öğrencilerimizle görüşürken en çok sıkça aldığımız soruları biraz şöyle derlemek istedim e çünkü bu soruları çok soruyorsunuz arkadaşlar bize. Önce bir bunları yanıtlayalım, sonra güzelce bu kalan 4 ayda neler yapacağız, hangi kısımları önceliklendirecek, Önderi önceliklendireceğiz, nasıl bir program yapacağız, bunlar üzerine belli başlı terik noktaları paylaşacağım. Emirhan hocam şu an ekran kaydı açık. Şu an ekranımı görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tamam harika. Bir sıkıntı yok. Onun dışında EKPSS'ye girebilmek için arkadaşlar eğitim düzeyimizin minimum orta öğretim yani minimum lise mezunu olmak zorundayız. E, yüksek öğretim de olabiliriz, ön lisans olabiliriz, lisans olabiliriz, yüksek lisans mezunu olabiliriz fark etmez. Mezun olduğumuz alan üzerinden zaten bu noktada değerlendirildiğimiz için hiçbir önemi yok. Ve EKPSS'nin geçerlilik süresi içerisinde yani senin bir sonraki sınav tarihine ne kadar mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar da bu sınava başvuruda bulunabiliyorlar. Mesela bu yıl sınavımız ne zaman? Var mı tarihi bilen? Ne zaman EKPSS'e? Evet 28 Nisan'da yani 28 Nisan'a kadar mezun olmanız halinde mezun olduğunuz alandan bu sınava girebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlarım dedim ya minimum e, lise diye orta öğretim diye orta öğretim ve altı eğitim düzeyi engeller memur olabilirler mi? E, i̇lkokul, ortaokul, ilk öğretim, özel eğitim, iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engelli bireyler kura yöntemiyle devlet memuru kadrolarına yerleştirilebiliyor. Yani onların girdikleri sınav EKPSS değil EKPSS için minimumda orta öğretim mezuniyetimizin olması gerekiyor. Ama farklı yöntemlerle azınlık da olsa şansımız çok düşük de olsa e, kura yöntemiyle devlet memuru olabiliyoruz arkadaşlarım. Peki geldim EKPSS kaç yılda bir yapılır? 2 yılda bir kez yapılır değil mi? Çift çiftli yıllarda yapılır. Merkezi alımlara benzer bir alımı olur. O yüzden çiftli yıllarda yapılır. Peki EKPSS sonuçları yani elde ettiğiniz puanı kaç yıl kullanabilirsiniz? Bu genelde yanlış bilinen bir bilgi arkadaşlar. Çoğu öğrencim 2 yıl geçerli hocam. İlk sınav 2 yılda bir oluyorsa ben de 2 yıl bu puanı kullanabilirim gibi yanılgıları olabiliyor. Hayır. 4 yıl geçerlilik süresini koruyan tek sınav EKPSS'dir. Anlaştık mı? Yani o kadar güzel bir puan alalım ki arkadaşlarım 4 yıl boyunca açılan bütün kontenjanlara puanımızla giriş yapabilelim. Bekir Hocam raporunuzu yenilemeniz gerekir. Geldim EKPSS'de hocam kaç soru sorulacak? Biz de kaç sorudan sorumluyuz? Arkadaşlarım EKPSS'de Tamı tamına 60 sorunuz var. Sorumlu olduğunuz dersler yine aynı şekilde genel yetenek, genel kültür dersleri, Türkçe matematik genel yetenek, tarih, coğrafya, vatandaşlık genel kültür dersleri olacak. Yani normal KPSS'de 120 sınavdan sorumluyum. EKPSS'de 60 sınavdan sorumluyum. Yani başarılı olma oranım daha yüksek. Peki EKPSS'ye ne zaman gireceğim? 28 Nisan 2024'te. Başvuru tarihlerim 12-29 Şubat arası yakın. Arkadaşlar yani kısa bir süre kaldı. Mutlaka takip edin. Bakın bunu kaçırmayın. Geç başvuru maksimum 8 Mart'a kadar 7-8 Mart arasında yapılıyor. 7-8 Mart Yusra Hocam. Sonuç açıklama tarihi de inşallah 29 Mayıs'ta sonucumuzu elimize alacağız. 23 Mayıs'ta. 23 Mayıs'ta düzeltiyorum. Yani 23 Mayıs'tan sonra kafamızı rahat yastığa koyabileceğiz. Hele o sonuçlarda 85'leri, 90'ları, 95'leri gördükten sonra oh değmeyin keyfimize. <laughs> bugün itibariyle arkadaşlarım bugün neden buradayız? Bugün sınava kısa bir süre kaldığını düşünen bir tayfa var. Bu sürenin yeterli olabileceğini düşünen bir tayfa var çalışmalarına başlayan bir tayfa var. Çalışmalarına henüz başlamamış, başlamayı düşünen bir tayfa var. Yani karmayız ama bu gireceğimiz süreyi değiştirmiyor. Tamı tamına 127 gün sonra bu sınava gireceksiniz. Öyle ya da böyle. Çalışsanız da çalışmasanız da verimli çalışsanız da verimsiz çalışsanız da ikinci kez de olsa üçüncü kez de olsa siz bu sınava gireceksiniz arkadaşlarım ve hedef süremize tamı tamına 127 gün var. Peki bu 127 günlük süreçte nasıl bir çalışma planım olmalı ki beni hedeflerime ulaştırmalı? İşte bu sorunun yanıtını birazdan vereceğiz. Öncelikle şu an çalışmaya başlayan öğrencilerim, kayıtlı öğrencilerimin dışında kalan öğrencilerim yanıt versinler. Nasıl çalışıyorlar? Nereden başladılar? Nasıl bir programları var? Hadi bakalım. Dökelim eteklerimizdeki taşları neler yapıyoruz? Test kitapları almış Ayşe Hocam, ha, pardon Hakan Hocam. Ayşe Hocam baştan başlamış, kütüphane programı oluşturdum. Güzel. Hakan Hocam başlamamış, o sıfırdan başlayan tarife içerisinde. Türkçeden başlayan var, Yusra Hocam. Konu artı soru çözümü. Güzel ama hangi konu mesela? Ya Ders arasında bir önceliklendirme var mı? Hepsi hürra birlikte mi? Biri daha çok, biri daha az mı? Benim temel var da baştan başladım yine. Güzel Üsra Hocam. Konu artı soru çözümü. Yani hemen hemen galiba alışıla gelmiş yöntemlerle başladık çalışmalarımıza. Konu anlatımı, video soru çözümü. Evet Ebru Hocam sen kayıtlı öğrencim olduğun için senin zaten sistemde izleyebileceğin çok fazla canlı dersin, video dersin, işte soru çözümlerin, konu anlatımların her şeyin var. Ama destek almayan öğrencilerin işi zor arkadaşlarım açık söyleyeyim çünkü bir ders çalışma programı evet şart ders çalışmaya e, yani nasıl çalışmamız gerektiğini de bilmemiz de şart arkadaşlar bir önceliklendirme yapmamız da şart yani 127 gün kaldı bu 127 günü çok verimli maksimum düzeyde verimli geçirmemiz gerekiyor peki geldim arkadaşlarım şunu biliyoruz değil mi? Ne kadar ders çalışırsanız çalışın bakın bunun bir ucu bucağı bir sınırı yok. Eğer yanlış yöntemle kendinizi tanımadan ders çalışırsanız kesinlikle başarılı olamazsınız. Ki daha önce tecrübeli olan öğrencilerin bunu ne yazık ki acı bir şekilde tecrübe ettiler. Üzülerek söylüyorum. Ben de bu acı tecrübeleri yaşamanızı gerçekten hiç istemezdim. Ama burada yanlış giden bir şeyler var ki sonucum istediğim gibi olmadı. Peki şu an doğru düşün, doğru çalıştığınızı düşünüyor musunuz arkadaşlar? Yani ben kendimi tanıyorum, çalışma yöntemi biliyorum, öyle bir program yaptım ki çok verimli kesinlikle bu yıl atanacağım diyor muyuz nasıl bileceğiz Yusra hocam bu soruyu aklında tut bilen var mı hocam günde 150 soru çözüyorum yeterli mi değişkenlik gösterir seviyene göre evet kesinlikle demiş Arzu hocam Arzu hocam nasıl ders çalışıyorsun söyle bize bunun formülünü merak ettim açıkçası genelde karşılaştığım bir yanıt değil çünkü <laughs> Arzu hocam iddiasını savunuyor. İki ay önce başladım. Güzel. Yani evet, süre normal sınav süresinin çok altında olduğu için arkadaşlar, yani daha erken yapıldığı için, e, o yüzden o aradaki boşluğu iyi değerlendirmek gerekiyor. Ama şu bir gerçek arkadaşlar, kendinizi tanımadan hazırladığınız bir programdan yüzde verim alamazsınız. O yüzden önce ne diyoruz? Öğrenme yapınızı keşfetmelisiniz ve her çalışmanızı kendi öğrenme yapınıza göre yapmalısınız. Neden? Çünkü herkes öğrenir, her öğrenci öğrenir ancak herkes farklı öğrenir, değil mi? Şu an burada olan bütün öğrencilerim bile birbirinden farklı öğreniyor. Şu an burada olan bütün öğrencilerimin unutma süresi birbirinden farklı. Kimi yazarak öğreniyor, kimi görerek öğreniyor, kimi öğretmeni can kulağıyla dinleyerek öğreniyor. Yani şu bir gerçek arkadaşlar, hepimiz birbirimizden farklıyız. Tıpkı ne gibi? Parmak izimiz gibi öğrenme yapımız da farklı. Ayşe hocam çok güzel kendine göre bir program hazırlaman. Peki bir destek alıyor musun? Eğitimlerini takip ettiğin bir platform, bir alan var mı? Dershane ya da online eğitim gibi? Şimdi geliyorum. Peki hocam o kadar güzel güzel anlattın. Çok güzel öğrenme yapımızı bilmemiz gerekiyor. Evet. Bunu bildiğimizde daha verimli çalışabileceğiz, hedefimize ulaşabileceğiz. Evet haklısın ama ben öğrenme yapımı nasıl keşfedeceğim? Daha önce böyle bir kavramı duymadım, dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü arkadaşlar öğrenme yapısı çok önemsenen, gerek öğrenciler tarafından, gerek eğitim kurumları tarafından çok önemsenen bir kavram değil. Yani e, genelde öğrenciler kendilerini tanımadan gelişi güzel hazırlık yaptıklarında başarılı olabileceklerini düşünürler. Ne yazık ki büyük bir yanılgıya düşerler. Üzülerek söylüyorum. Siz yanılanlardan olmayın. Evet Yusra'cığım EKPSS kursu az ve neredeyse yok. O yüzden destek arayışında olan öğrenciler de çok zor buluyorlar. Merak etmeyin arkadaşlar. Tek uzamda uzun yıllardır EKPSS'ye yönelik eğitimler var. Şimdi geldim. Öğrenme yapımı nasıl keşfedeceğim? Şu an bu seminerde olan bütün öğrencilerime Türkiye'de sadece tek uzamda uygulanan patenti tek uzama ait olan eğitim analizlerimizi hediye edeceğim. Seminerin sonunda da bu eğitim analizlerine ücretsiz olarak nasıl katılım sağlayabileceğinizi de birebir kendi öğrenci panelim üzerinden göstereceğim. Geliyorum. Arkadaşlar her öğrencinin öğrenme stili. Bakın burada özellikle seminere gelmeden önce eğitim analizini tamamlamış kayıtlı bir öğrencimin sonuçlarının ekran kaydını aldım. Mesela bu öğrencimin öğrenme yapısı görseldi. Ama bir başka öğrencimin öğrenme yapısı işitsel. Bir başka öğrencimin dokunsal da çıktığı olabiliyor. Ya da bu öğrencimin şu anda en kritik görünen değerleri neler? Hadi birazcık beyin fırtınası yapalım. Bu öğrenci siz olsaydınız neyi iyileştirmeye çalışırdınız? Neyi geliştirmeye çalışırdınız? Yusra Hocam çok teşekkür ediyoruz. Heyecanlandınız değil mi çözmek için? Kırmızıları. Bakın arkadaşlar unutmazı yüksek demiş değil mi? Yani bu ne demek? Çabuk unutuyor demek. Kimler içimizde çabuk unutuyor? Ben. <laughs> Yusra hocam, Süleyman hocam, Ömer hocam. Ah ah. Bu unutmalarla nasıl baş edeceğiz? O 28 Nisan'a kadar öğrendiğimiz bilgileri nasıl taze tutacağız? Nasıl sıcak tutacağız? O kadar haklısınız ki. Ama hiç merak etmeyin. Bu analize girdiğinizde unutma hızınızın yüksek mi, düşük mü, normal mi olduğunu da öğrenmiş olacaksınız. Bunu da görmüş olacaksınız. Peki bu öğrencinin ikinci değeri ne? Stres seviyesi çok yüksek değil mi? Yani stresli. Kimler içimizde stresli? Ebru hocam üzülme lütfen. Ben. <laughs> Stresliyiz değil mi arkadaşlar? Kazanmak da istiyoruz. E bizden beklentiler de var. Ailemiz de çok istiyor eminim ki kazanmamızı. Kaan hocam çok normal pratik yapman gerekiyor unutmaman için. Tamam. Analize girdiğinizde hepiniz tek tek sonuçlarınıza bakacaksınız. Bu size ödev olsun. Anlaştık mı? Peki. Analize girdim, çıktım hocam. Öğrenme yapımı da keşfettim. Şimdi sırada kendi programınızı hazırlamak var. Yani kendinizi tanıdıktan sonra bu programı neye göre hazırlayacaksınız? Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Bu programı elbette kalan 127 günlük süreye gün içindeki sorumluluklarınıza sınav müfredatına göre hazırlayacaksınız. Ancak gözden kaçırmamanız gereken çok önemli bir diğer detay da programınızı hazırlarken seviyenizi göz önünde bulundurmak zorundasınız. Kimlerin farklı bir sorumluluğu var? İş yaşamı olan var mı içimizde? Evli olan, çocuklu olan var mı? Hadi parmak kaldırsın staj, bomboşum. Yusuf Hocam ne kadar şanslısın. Şu an senin yerinde olmak isteyen çok kişi var. Vaktim olsun isteyen. Bir yaşında kızım var. Allah bağışlasın Merve Hocam. İş yaşamı var Ömer Hocam'ın. Ayşe Hocam senin sorumluluğun ne? Evlilik mi, iş mi, okul mu? Evli ve çocuklu. Vav. Wow. <laughs> bir yıl sonra yanına bir de kariyerliği de ekleyelim. Olur mu hocam? Gündüzleri fizik tedaviyle geçiyor. Akşam ders ayırmaya çalışıyorum. Harika Ebru Hocam. Sen zaten kayıtlı öğrencimiz olduğun için e, senin derslerin akşam yeri de başlıyor. Yetişirsin. Çok güzel. Düzenini bozma. Aynen devam. Bu yıl senin ve hepimizin yılı olacak. Çiftçiyim ben hocam. Güzel. Home office çalışıyorum. Evde sorumluluklarım ailem bir de son sınıf öğrencisiyim. Annem Türkçe öğretmeni sizinle görüşmüş bayıldım dedi. Ya annenize kalp. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. O zaman bu kadar sorumlulukları olan adayları sınavda 127 gün kaldı arkadaşlar. Kesinlikle profesyonel bir destekle bugünü milat bilip çalışmalarınıza başlayın. Bakın iki yılda bir kez yapılıyor bu sınav. Neyi bekliyoruz hala? Seviyemizi de göz önünde bulundurduk. Her dersteki seviyemize göre çalışma türleri yapmalıyız. Yani bazı derste ilerideysen ona uygun çalışmalısın. Bazı derste semin, bazı derste daha seviyen düşükse, temelse, başlangıçsa ona göre çalışmalısın. Peki bunları nasıl tespit edeceğim? Nasıl mı? Gelin hep birlikte inceleyelim. <laughs> Harika. Teşekkür ederim. Bizden de annenize selamlar. Arkadaşlar her dersteki seviyemiz farklı. Matematikte seviyeniz daha temel seviyede olabilir. Türkçede daha ileride olabilir. Tarihte daha orta düzeyde olabilir. Seviyenize göre çalışma yapmanız gerekiyor. Bunun için seviye belirleme sınavlarına girmeniz gerekiyor. Ve hangi seviyede çıktıysanız bu tabloyu özellikle ben ekran görüntüsü almanızı isterim. Yani ben sizin yerinizde olsam şu tabloyu açıkçası kaçırmam. Her herkes bir ekran kaydı alsın bu tabloyu. Seminer seminere girdirdi. Beni seversem kaydettirecek. Ben de çok sevdim hocam. Ah Yusracığım şimdiden aramıza hoş geldin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Tarih konusunda çok iyiyim. Harika Ömer hocam. Evet 1071 Malazgirt. <laughs> tamam ekran kaydı aldıysak arkadaşlar bu telefonumuzda bir köşede dursun seviyenize göre bakın seviyenin karşılığında özellikle ne yapmanız gerektiğini de yazdık yani ön hazırlık yapman gereken derslerde daha temeldesindir önden bir ısınma yapman gerekir önden video izlemen gerekir önden notu izlemen gerekir orada detaylı açıklamaları var onları okursunuz ama her şeyden önemlisi sizin öğrenme yapınızı bilmeniz ve seviyenizi bilmeniz daha ileri düzeydeysen soru çözümü yapman gerekiyor baz bazı konularda daha destekli soru çözümü bazı konularda desteksiz soru çözmen gerekiyor. Ya da orta düzeydeysen tekrar yapman e, pekiştirmeni sağlar daha fazla garantilersin. Eğer bir konuda hiçbir geçmişin yoksa başlangıç düzeyindeysen kesinlikle detaylı bir öğretmen eşliğinde ya canlı ya video olarak o konuyu izlemen dinlemen şart. Aksi takdirde altyapını oluşturman çok zor. Şimdi geldim. Hocam benim 5 tane dersim var. Hangi derste nasıl çalışacağım? Türkçeyi sevenler kimler? Ben. <laughs> Türkçe. Fatmanur hocam çok güzel arkadaşlar Türkçe'de bol bol soru çözmeniz lazım yani Türkçe çok soru çözmeden anlayabileceğiniz pekiştirebileceğiniz bir ders değil Yusracum çok haklısın vakit yetmiyor hele o 15 soru ya Türkçe Allahım 15 soruyu oku oku anla vakit yetmiyor ama unutmayın bu da bir eleme yöntemi hızlı okursan hızlı anlarsın bu konuda kendini geliştirmen gerekiyor. Her gün minimum 30-40 soru çözün, anlaştık mı? Dikkat istiyor tabii ki de dikkatini toplaman lazım. Eğer konu eksikliğin varsa önce konu eksikliğini gider, sonra bol bol soru çözmeye başla. Seviyene göre soru çöz. Kolay kaynaklardan başlayıp zora doğru git. Sonra en son çıkmış soru çöz. En son deneme çöz. Bu daha etkili olur. Düzenli kitap okuyor muyuz arkadaşlar? Var mı okumayı seven? Okumamız lazım. Bakın minimum günde 30 dakika kitap okumanız gerekiyor. Evet Yüsra'cığım senin annen Türkçe öğretmeni olduğu için bu konuda bizden biraz daha şanslısın. Harika. Eğer düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanırsanız arkadaşlarım daha çok rahat anlarsınız okuduğunuzu. İkinci kez dön, başa dönmek zorunda kalmazsınız. Üçüncü kez başa dönmek zorunda kalmazsınız. Bu da size zamansal tasarruf sağlar. Tarihi roman bayılıyorum. Ben de çok severim Ömer Hocam. Tarihi çok seviyorum. Geldim matematik. Kimler matematiği seviyor? <laughs> ben Rus ve Fransız edebiyatı seviyorum. Çok güzel. Fransız. Matematikte. Matematik birçoğumuzun korkulu rüyası gibi geliyor ama öyle değil. Çok güzel. Yani matematikte arkadaşlar, eğer temelimiz yoksa, temelimizi uygun bir eğitimle, kalan süreyi uygun bir programla çalışırsak, en azından bir 15 matematik sorusunda 10 neti, 11 12 neti garantileyebiliriz ki bizim bunu yapmamız gerekiyor. Bakın 100 süre derece istiyor. Derece isteyen bir öğrenci 15 net yapar Yusra. Bu bizimle çok mümkün. Zaten seminerin sonunda özellikle arkadaşlar derece öğrencilerimizden de bahsedeceğim. Onlar size eminim ki ilham kaynağı olacaklar. Matematikte yüksek net hedefi olan öğrencilerim yani sizler öncelikle inanmalısınız. Kimler inanıyor matematik yapabileceğine? Yapabiliriz değil mi? Yani üzerimize düşeni yaptığımızda gerekli mesai harcadığımızda doğru bir çalışma programı ile ilerlediğimizde neden olmasın? Okey inanç kısmını geçtim. Çıkmış EKPSS sorularını incelemeniz gerekiyor. Bol bol soru çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben artık inanıyorum diyor Kaan Hocam. Çok güzel bu inancın hiçbir zaman düşmeyecek artarak devam edecek. Ve temeli olmayan adaylar Temel bir konu anlatım kitabından ya da bir online eğitim, örgün eğitim kursundan, detaylı bir öğretmenden destek alarak bütün konuları iyi bir şekilde öğrenmeli. Bakın matematikte konu bilmeden soru çözemezsiniz. Formül bilmeden soru çözemezsiniz. Mantık bilmeden soru çözemezsiniz arkadaşlar. Az bu değil tam 15 tane soru geliyor. Az mı? Dözel ders alıyorsun. Çok güzel, etkili oluyor mu Kaan hocam? Ve matematiğe düzenli bir şekilde zaman ayırmanız, mesai ayırmanız gerekiyor. Çözemediğiniz soruların çözümlerine bakıp doğrusunu öğrenmeniz gerekiyor. Ama hocam bu yanlışmış. Çarpıyı basayım, geçeyim. Hayır. Neden yanlış yaptığını geri dönüp çözümüne bakıp ya da bir öğretmenin varsa destek alabileceğin sorup doğrusunu öğrenip Sonraki soruya öyle geçeceksin. 15'te 15 yapacağız inşallah. Bu bizimle çok mümkün Arzu Hocam. Çok fazla öğrencimiz vardı. Matematiği sıfır olan, temelde olan ama bizimle hazırlanıp matematikte 14, 15, 13 net yapan çok fazla öğrencimiz var. Harika. Ve gerekirse önemli yerleri not alın. Tekrar yapmayı unutmayın. Tekrarı neye göre yapacağım? Unutma süreme göre. Unutma süremi nasıl hesaplayacağım? Eğitim analiziyle. Geldim tarih dersine. Arkadaşlar tarih çok ezbere dayalı, çok teorik bir ders olarak görünüyor ya. Bunun tek formülü sebep sonuç ilişkisi kurmak. <laughs> Yusracım çok teşekkür ediyoruz. İnşallah seni de tek uzam ailemize dahil ederiz. Konular arasında sebep sonuç ilişkisi kurarsanız daha iyi kavrarsınız. Ezberlemeyi asla çalışmayın. Unutmayın ezberlemek kısa sürede o bilgiyi edinmenizi sağlar ama bizim 127 günümüz var. 127 gün boyunca unutmamamız. Yani mantığını öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden mantıksal yaklaşmanız lazım. Çok fazla konu olduğu için bir öğretmen eşliğinde onun önem verdiği kısımları önceliklendirmenizi kesinlikle öneririm. Tek başınıza tarih çalıştığınızda şu an piyasada EKPSS için ne kaynak var ne kurs var. Normal KPSS düzeyinde eğitimlere kesinlikle kayıt olmayın. Kesinlikle onların kitaplarını almayın. Çok zaman kaybedersiniz. Hem de zamanınızı kaybetmekten de ziyade 2 yıl bir de bir sonraki sınavı beklemek zorunda kalırsınız. Konuları da mutlaka unutma sürenize göre aynı şekilde diğer derslerde olduğu gibi tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Bir bütün şekilde yani dönemleri birbirine bağlayarak, arada ilişki kurarak öğrenmeniz gerekiyor. Geçmiş yıllara ait mutlaka soruları incelemeniz, yapabildiklerinizi pekiştirmeniz, yapamadıklarınızın sebebini öğrenip yapabiliyor olmanız gerekiyor. Çok fazla birincilerimiz var. Hatta Yusra'cığım iyi hatırlattım. Seminer sonunda bizim YouTube kanalımıza da gireriz. Bakalım kimler nasıl birinci olmuşlar. Onları da izleriz. Geldim coğrafyaya. Kimler coğrafyayı daha çok seviyor? Sevmem. Ah ben çok severim. Coğrafya sevilmez mi? <laughs> Coğrafya özel ilgi alanım. Çok güzel. Üçüncü soru bankamı bitireceğim. Netler nasıl Fatmanur hocam peki? Yüksek mi netlerimiz? İnşallah yüksektir. Çok güzel. Harikasınız. Ülkemizi köy köy bilirim desem yeridir. Vav. Wow. <laughs> Harika. Şimdi coğrafyada arkadaşlar coğrafya çok sözel bir ders biliyorsunuz. Ve görsel de bir ders. Aynı zamanda... O yüzden coğrafya çalışırken bilginin yanında coğrafya gözlemleri de ele almanız gerekiyor. Yani bugüne kadar nereyi gezdin? Nereyi gördün? Ne okudun? Ne duydun? Her coğrafi oluşum coğrafya çalışırken göz önünde bulundurman gerekiyor. Yani burada ne var? İlişki kuracaksın ve daha rahat hatırlayacaksın. Zihnine daha rahat çağıracaksın o bilgiyi. Onun dışında Coğrafyada yine bir öğretmen desteğine ihtiyacımız var. Tek başımıza çok kolay öğrenebileceğimiz bir ders değil. Konu çok, bilgi çok. Bunu bir öğretmen daha filtreleyerek, daha net, daha vurgulayıcı anlatabilir. O yüzden bir öğretmen desteğine kesinlikle ihtiyacınız olacak. Ve e, konu anlatım kitabı da mutlaka olmalı. Öğretmen de olmalı. Baştan sona seviyenize uygun basamaklarla bu konuları, bu dersleri öğrenmelisiniz. Onun dışında sorular çok geniş kapsamlı olduğu için soruları cevaplandırırken birçok konuyu bir arada yorumlamanızı istiyor artık ÖSYM. I. Yani coğrafi konumlar ve iklimleri bağlıyor mesela sana bir soru olarak soruyor. Senin iki konuyu da bilmen lazım. O yüzden yeterliliğinizi artırmanız gerekiyor. Ve konuları neden sonuç ilişkisi dikkate alarak çalıştığın zaman geçmiş yıllardaki çıkmış soruları çözdüğün. Çözemediğin sorulara geri döndüğün zaman, doğrularını bulduğun zaman hatta bir süre sonra kronometre ile süreli bir şekilde soru çözdüğün zaman su, coğrafyadan soru kaçırmazsın. Çok güzel. Şimdi geldim vatandaşlık. Kimler seviyor vatandaşlığı? Aa. Vatandaşlık çok keyifli bir ders. Sözelciler mutlaka seviyordur ezber değil. Hayır. <laughs> Bakın nasıl bireysel farklılıklar görüyorsunuz değil mi? Birimizin başarılı olduğu bir derste diğerimiz başarılı olamayabiliyoruz. O yüzden niye arkadaşlar seviyemize uygun çalışmalıyız? Bunu da ancak seviyemizi ölçerek yapabiliriz. Şimdi vatandaşlıkta arkadaşlar çok fazla ezber bilgi var. Hak veriyorum. Ve ezber gereken bazı konularda kodlama yapmanız gerekiyor. Her bilgiyi ezberlemeniz mümkün değil. Her konunun mutlaka bir mantığı var. Mantığı varsa kesinlikle mantığını öğrenin. Ve yorumlama gücünüzü geliştirin. Sesle sesli bir öğretmeni dinleyin. Sonra öğretmen dersi bitirdikten sonra siz bir sınıfa anlatıyormuş gibi anlatın. Kişi kendi sesini duyar ve önemser. Ne söylersen o zihninde daha kalıcı olur. O yüzden sesli anlatımlar yapıyorsunuz, notları alarak çalışıyorsunuz, kısa notlar. Hatırlayabileceğiniz notları almanız yeterli. Konu bitiminden sonra mutlaka soru çözüyorsunuz. Yanlış sorular ve boş sorulara geri dönüp doğrusunu öğrenip doğru hale getiriyorsunuz, sonra devam ediyorsunuz. İlk çalışmada hemen rehavete kapılmıyorsunuz. Aman çok kolaymış hocam. Öğrendim, ne var ki bunda deyip asla geri plana atmıyorsunuz. Bilgilerin oturması için zaman gerekli, sabırlı oluyorsunuz. Ve konuları bir bütün, mesela yasama, yürütme, yargı bütün olarak ele alman gerekiyor. Sadece yasamayı bilmen sana bir şey kazandırmaz. Sadece yürütmeyi bilmen de sana bir şey kazandırmaz. Bütün halde Hepsini olabildiğince en iyi şekilde bilmeye gayret göster. Konu asla atlamıyorsun. Bir konuyu atlaman demek bütün dersi riske atman demek. Tamam, ben hemen geriye döneyim. O yüzden bu noktada sınava şu an 127 gün var. Bence gayet yetişir. Yani daha önce hiç çalışmasanız bile yetişebilirsiniz. Ekran kaydı almak isteyen arkadaşlarım, Ömer hocam siz de istemiştiniz alabilirsiniz. Aldık mı? Diğer derslerden de alabilirsiniz bu arada ekran kayıtlarını. <laughs> Harikasınız o zaman. Peki kayıtlı öğrencilerim, tek uzemi öneriyor mu? Burada kayıtlı olmayan öğrencilerime. Kayıt olsunlar değil mi? Daha neyi bekliyorsunuz arkadaşlar? 127 gün var sınava. Atananlardan biri neden siz olmayasınız? Bakın Yusra'nın kaydını alacağız. Bir sürü arkadaşı bize kayıtlıymış. Annesi de bizimle görüşmüş. Kayıt olacak. Ve şu an bu seminerde olan bütün öğrencilerim için. Arkadaşlarım bakın. Biz de Türkiye üçüncüsü, Türkiye birincisi branş bazında, yani çevre mühendisliğinden Türkiye birincimiz var. Tarih öğretmenliğinden Türkiye dördüncümüz var. Hayvan yetiştiriciliğinden Türkiye birincimiz var. Bakın burada istatistik Türkiye birincisi Necda hocamız, Sedat, Sedat hocamız çevre mühendisliğinde Türkiye birincisi oldu. Bu sistemle bizim eğitimlerimiz de birinci oldu arkadaşlar. Bizim bu noktada kayıt olan öğrencilerimiz zaten biliyorlar. Haftanın 4 günü akşam 7 ile buçuk arasında canlı derslerimiz oluyor. Ankara'nın en iyi EKPSS hocaları bu derslere giriyor. Bütün konuları konu anlatımı yapıyorlar, detaylı soru çözüyorlar, tekrarlar yapıyorlar, denemeler yapıyoruz, seviye ölçüm sınavları yapıyoruz, dijital kaynaklar kullanıyoruz, pdf ders notları sisteminizde yükleniyor. Yani sağ Sadece EKPSS'ye özel bir eğitim ve bunu tek uzamdan başka bir yerde bulamazsınız. Bu kadar iddialıyım. Bakın başka kuruma gidip KPSS eğitimi var mı? Var. Okey. Senin işine yarıyor mu? Hayır. Sen özel bir sınava giriyorsun. Sınavına kısa bir süre kaldı. Kazanmak istiyorsun. Zaman kaybetmek istemiyorsun. O yüzden kesinlikle çalışmalarına hemen başlamalısın. Kaan hocam sadece bir kez veriyorsun bu yıllık ücreti. Ve şu an bu seminere katılan bütün öğrencilerime %50 indirim. Normalde sayfada 3549 lirayken arkadaşlarım 1800 TL'ye kayıt olup kalan 124 günlük sürecin tamamını bizimle birlikte başarılı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Alacağım tabii ki de Yusra'cığım almaz olur muyum? Bakın sayfadan da bakalım. Kayıt olmak isteyen öğrencilerim. Sistem yöneticisi arkadaşımdan bir ricada bulunayım. Kayıt linkini iletsin, iletsin lütfen öğrencilerim. Kayıt Ayşe hocam derslerimiz başladı. Siz yokken yaptığımız canlı derslerimizin video kayıtları sisteminize yüklenecek. Bundan sonra yapılacak bütün derslere de canlı olarak gireceksiniz. 9 Ekim'de başladık biz arkadaşlar ama hiçbir kaybınız yok. Tamam. Kayıt için sistem yöneticimizin attığı linke herkes tıklayabilir mi? WhatsApp kısmına WhatsApp numaramıza yönlendirecek o, o link size. Oradan Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Kayıt olmak istiyorum yazın. Hatta bir müjdem daha var. Eğer kredi kartı kullanıyorsak arkadaşlar kredi kartı kullanan öğrencilerime 2 ya da 3 taksitte yapabilirim. Peşin fiyatına 1800 TL'yi 3'e bölerim. Aylık 600 lira arkadaşlar neye vermiyorsunuz ki? Atanmak için değmez mi sizce de? Hem video hem canlı olacak Gülsüracığım. Hangisinden ilerlemek istersen ilerleyebileceksin. Kayıt linkimizi yeniden iletiyorum. Kısa süreliğine bu seminere katılan öğrencilerim sadece bu tutardan faydalanacaklar. Evet fiyatı az bile ve unutmayın EKPSS müfredatına, formatına ve soru kalıplarına uygun bir eğitim alacaksınız. Bu eğitime kayıt olan öğrencilere seviye belirleme sınavları ve analizlerde hediye. Kendinizi tanıyıp ona göre de çalışabileceksiniz arkadaşlar. Ben de çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. İyi ki katıldınız. Çok keyifliydi. Sizi tanımam beni çok mutlu etti. Evet inşallah. İnşallah önce buradaki öğretmenler atanır. İnşallah hepiniz atanırsınız Yusra'cığım. Evet istediğimiz zaman izleyebiliriz. Arkadaşlar 9 Ekim'de canlı derslerimiz başladı. Şu an haftanın 4 günü akşam 7 ile 10.30 arasında canlı derslerimiz oluyor. Ve artı olarak da e, siz yokken gerçekleştirdiğimiz canlı derslerimizin video kayıtları sizin sisteminizde yüklenecek. Bundan sonra 28 Nisan'a kadar yapacağımız bütün canlı derslerimize yıl sonunda yapacağımız kamplarımıza tekrarlarımıza her şeye canlı olarak katılabileceksiniz. Yani bu eğitim hem canlı ders hem video ders olarak olacak. Artı olarak bir önceki yılın 2022 yılının e, video kayıtları da hediye. Yani çok rahatlıkla şu an başlasanız arkadaşlar 127 günde belki de baştan sona iki kez bile çalışma imkanınız var. Şu an süre çok yeterli. Kan hocam olacaktır. Bu yıl seçim sonrası bir yıl. Yani o yüzden bizim umutlarımız yüksek açıkçası. En olmadı düz memurluktan atanırsın hocam. İlla kendi bölümünü olmak zorunda değilsin. Yani yeter ki atanalım da sonra belki kurumlar içisi, kurumlar arası geçiş ya da değişiklik de yapabiliyoruz. Evet 4 yıl geçerli arkadaşlar. Şu an bu puanı alıp cebinize koymanızın size hiçbir zararı yok. 4 yılda ne değişecek bilemezsiniz ki bu yıl alım yok diyoruz. Seneye olmayacağını kim söylüyor? Sonraki yıl olmayacağını kim söylüyor? Hadi bakalım çat belki de Kaan Hocam. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal hizmet uzmanı alacağım şu kadar. Şu kadarı da işte engelli olan adaylardan alacağım dese sen çalışmadığına pişman olmayacak mısın? İnşallah. Linki yeniden atıyorum. Linki göremeyen arkadaşım. Arkadaşlar şu an bölümünüz ne olursa olsun EKPSS'de alım puanları değişiyor. Her birinizin hedefi en az 85 olmak zorunda. 85'in altında bir alımla çok karşılaşmadım istisnalar dışında. Evet pişman olmamak için Kaan Hocam kayıt ol. Çalışmalarına başla. 127 gün dişini sık sonra bütün güzel günler senin olsun. Değer. Değer arkadaşlar. Herkes sıkladı mı linki? Bakın %50 indirim diyorum. Bu fırsat bir daha asla gelmez. Harika. Var mı sorularımız peki? Kaan hocam çok da güzel bir puanım var ama o puan neden 90 olmasın? Bak 81 ile atanamadıysan demek ki 90 alacaksın. Olur. Siz kendinize güvenin ve unutmayın arkadaşlar birçoğunuz desteksiz bu puanları almış. Daha bizimle yollarınız kesişmemişti o dönem. Destek almamıştınız çok normal. Sınırda kalmanız ya da başarılı olamamanız çok normal. Bir destek aldığınızda her şey daha kolay olacak. Tamam yazan öğrencilerimizi ben ve diğer öğrenci koçları arkadaşlarım arayacak. Kayıtlarımızı birlikte tamamlayacağız ve hemen bugün itibariyle bütün kayıtlar açılacak. Canlı derslerimize de hemen girmeye başlayacaksınız. Siz yokken gerçekleştirdiğimiz canlı derslerimizin videoları da kayıt olur olmaz sisteminize yüklenecektir. Son kez linki ben de gönderiyorum. %50 indirim. Tuğba hocamın seminerinden geldim. İndirim kodumu kullanmak istiyorum. Yazmanız yeterli. Kaan hocam bu ücret maksimum 31 Aralık'a kadar geçerli. Ama sen yine de WhatsApp'tan yaz. Senin indirim kodunu bekletelim. Hangi tarihte uygun olacaksın o tarihe randevu oluştururuz. O tarihte kaydını alırız. Hemen başlarsın. Tabii ki de. Okey anlaştık. Ee, Ayşe Hocam eğer mezun olursan çocuk gelişiminden tercih yapabilirsin. Seda Hocam eğitim lisans ön lisans olarak ayrılmıyor çünkü sınavda böyle bir ayrım yok. Sınavda engel durumuna göre görme engelliler, zihinsel engelliler ve diğer bütün kategoride olan engelliler 3 farklı başlıkta sınav olduğu için lisans, lise ya da ön lisans olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu tercihlerde alımlarda önemli bir durum, sınavda önemli bir durum değil. Ben de çok teşekkür ediyorum. Linke tıklamayan kalmasın. Kayıt olmayan kalmasın. En önemlisi de atanmayan kalmasın arkadaşlar. Bu yıl sizin yanınız olsun. Tek uzamla bu çok mümkün. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek dileğiyle. Mustafa Hocam konu karışıklığı olmaz. Biraz zaman ayırman gerekiyor. <laughs> Son anda bir soru gördüm ve gitmedim. Görüşürüz arkadaşlarım. Hoşçakalın.